Herkese selamlar dostlar. 16 Şubat 2023 Daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Hepsi UEFA Avrupa maçları değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal ve yüksek oranlarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız Trabzon'la Basel mücadelesi. Sizce maç skoru da olur. Çok güzel bir maç olacaktır bence. Ben Trabzon tarafındayım. 2-1 ve 3-1 bandında bir Trabzon galibiyeti bekliyorum bu maçta. Daha önceki yapmış olduğumuz Paris Bayern Münih maçı skoru kazanan arkadaşımız da Diğer Alpat isimli arkadaşımız Instagram üzerinden yazarsa katıl Telegram gruplarına Şubat ayı boyunca misafir edelim Katılacaklara bol şanslar Geçtim bunu Dün yüksek misli de bir adet yüksek misli yaptım Ve bu yüksek misli Paris'te Bayern Münih'in KG varıydı 1250 TL civarında önerdim Sağda görmüş olduğunuz VAR sisteminin Bu kadar ince ve detaycı olmasından kaynaklı Offside oldu Paris'in golü Yani ayağa baksanız ya, ya Bu kadar da offside santim yok sanırım. Yani öyle söyleyeyim. Yüksek misli dün başarısız oldu. Bakalım bugün de verdik. Yarın özellikle perşembe günü için çok güzel 2-3 tane yüksek mislim var. Değerlendireceklere bol şanslar. Yüksek misli de kasa sağlam olması bizim için önemli. Çünkü sağlam miktarlarda önerdiğimizi belirtelim. Geçtim bunu da. Dün yüksek oran sistem seviyesinde ise 5 maçlık bir kupon önerdim. Aslında kupon değil, Tekli olarak önerdim. Fakat ben kupon halinde aldım. Toplamda 5 mücadele vardı. 4 tanesi başarılı bir şekilde geldi. Sadece yatan burada Milan'ın 2-3 golü oldu. O da dakika 7'de gol geldi. Ondan sonra bir tane gol çıkmadı. Toplam gol 2-3 gol gelseydi burada ben kendim kupon olarak oynadım. 25 TL'lik oynamıştım. Gelseydi sanırım 500 liraya gibi bir miktar veriyordu. Ama tekli alıp kazananlar var. Tebrik edelim onları. Bu şekilde yüksek oranlarda bu şekilde ilerlemeye devam ettiğimizi belirtelim. YouTube Telegram grubu var bildiğiniz üzere açıklama ve yorumlar kısmında var. Buraya tıklayıp gelebilirsiniz. Dün 3 tane canlı verdim buraya. 3'ü de başarılı oldu. Tebrik edelim arkadaşlar. Kazanan arkadaşım çok fazla. 5500 kişiye yakın kişi var burada. Oraya da açıklama kısmında katılabilirsiniz. Oradan da o şekilde tercihler ve ara ara canlı bahisler verdiğimizi belirtelim. Ve arkadaşlar kendi canlı grubumuzda bahsetmek istiyorum ben. 330 kişilik bir canlı grubumuz var. Dün şöyle bir start verdim. Bayern Münih'in ilk golü dep basman atar diyerekten start verdik. Geldi mi geldi. Ondan sonra devre arası oldu. Devre arasında Bayern atamadı. Editör arkadaşımız dedi ki Bayern'in yani atacağı bir gol zaten idealdir. O da geldi zaten. Sonra ben bir tane daha bahis verdim. Kumar. 5 korner vardı devre arasındaydı. Kornerleri Tottenham tarafından bekliyordum. Fakat barem yüksekti. Ben de dedim ki 7. korneri de dep basman atar. Bir 37 gibi oran var. O da geldi arkadaşlar. Bunlar zaten gelenlerimiz. Ondan sonra Paris ile Bayern Münih mücadelesinde ev sahibi 2.5 kart üst. Zaten bir kartı vardı. 2 tane daha kart görmesi bekleniyordu. Hızlandı mücadele. Aynı şekilde Milan maçına da deplasmanın 1.5 kart üstünü önerdik. Bu da geldi. İkisi de geldi zaten. Ondan sonra Mbappe'nin golü o iptal oldu. Onu bir yazdım ben. Sonra Milan'ın göreceği bir kartı önerdik. Dakika 78'de. O da geldi. Kaleci'nin görmesini bekliyorduk. O şekilde canlılığımız devam etti. Bu da outside pozisyonu derken canlı raporda bu şekilde. Şöyle gösterelim. 14 Şubat'ın canlı raporu. 3 tane ben canlı vermişim. Gelmiş. Emre 4 tane canlı vermiş. Gelmiş. Çağrı 8 tane canlı vermiş. 4 tanesi gelmiş. Bu şekilde gün içinde de rapor çektiğimizi belirtelim. Dilerseniz maçlarımıza geçelim. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Güzel seviyede artı 300 seviyesine like geldiği zaman ben videolarda kombin önerisi yapıyorum. O 300 seviyesini aşarsak sevinirim. İlk mücadelemiz Trabzon'la Bazel mücadelesi. Bildiğiniz üzere hemen detaylardan bahsedelim. Bu maçın bütün gelirleri deprem, deprem zede, aktarılacak. Ahbap af veya Afat fark etmez. Öyle bir durum var. Hatta hatıra bilet bile çıkarıldı bu maç üzerinde. Ahmet Ağoğlu açıkladı. Yani maçta kaç tane çıkarıldı bilmiyorum ama gidemeyecekler de böyle hatıra biletten alarak da deprem olaylarına katkıda bulunabiliyor. Onu belirteyim. Basel'in Instagram paylaşımına baktığımız zaman da futbolun bir önemi yok. Aklımız deprem zedelerle birlikte ee, şeklinde bir paylaşımı vardı Bazel'in de siyah beyaz fotoğraflarıyla birlikte havalimanında. Trabzon'un bu maça hatta Trabzon'un da bir çağrısı oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu gibi isimden herkes stada bekliyoruz. Zaten stat full ol. Onu belirteyim. Biletlerin hepsi tükendi. Trabzon bu maçı kazanabilir mi? Ona bakalım. Trabzon bu kadar destekle birlikte bence bu mücadeleyi kazanacak gibi geliyor. Basel tarafından da gol bu arada beklenebilir. Ama ben burada doğrudan maç sonu bir sizlere 1.65 gibi orandan öneriyorum. Trabzon galibiyeti al değerlendir bu maçta. Güzel bir maç olacaktır. Onun dışında şöyle de bir tercihim var. 274 orandan. Zaten biz Trabzon galibiyeti beklemiyoruz mu? Bekliyoruz. Matsun'u birimiz var. E Basel'in de gol atması normal bence Trabzon'a karşı. Matsun'u 1 ve KG varın oranı da 2.74 gibi oranı var. Zaten bu maçın maç skorunu sizlere sormuştuk. Ben kendi skor beklentimi söyleyeyim. 2-1-3-1 ayarında bir Trabzon galibiyeti beklediğimden dolayı 2.74'lük oranı sisteme ekleyebiliriz diyerekten düşünüyorum. Ajax'la Union Berlin mücadelesi. Union Berlin bu kadar ikinci sırada yer alan bir takım. Ajax oynayacaklar burada. Yani burada Union Berlin takımında iki tane önemli eksiklik var. Trimmel defans hattından kart cezalısı. Bir de Hataber miydi? Haberer. Aynen Haberer de bu maçta kart cezalısı olmayacak. Ki Haberer son Leipzig mücadelesinin takımının yıldızıydı yani. Maçın oyuncusu seçildi. Onu da belirteyim sizlere. İki tane önemli eksiklik var. Ev sahibinde önemli bir eksiklik yok. Sadece Bergwijn ee, bu maçta olmayabilir. O da şüpheli. Ben burada ayak tarafında olacağım. Bu arada bu Pişlerde de kaptanlık, kaptanlık pazı bandını takmamışlar. 17 takım taktı Hollanda Ligi'nde. Sadece Ajax'ın yönetimi takma takmasını istememiş herhalde. Ya yani, piç işte yapacak bir şey yok bunlara. Ama yani futbol açısından baktığımızda da Union Berlin zor bir rakip ama iki çift maç çift maçta olduğundan dolayı ilk maçta kendi evinde avantajı bence sahip edecektir. Maç sonu 1.73 gibi orandan sizlere önerebilirim. Maçın hakemi Halil Umut Meler bu arada. Barcelona ile United'ın mücadelesi. Bu maçı şöyle değerlendirme altına aldım. Şimdi zor maç özellikle böyle son dönemlerde iki tane güçlü takım karşı karşıya geldiği zaman da ve formda takımlar maçlar kısır bitebiliyor. Paris Bayern Münih oldu. Bakalım bugün Arsenal City maçı var. O ne olacak? <laughs> Bakalım. Şimdi şöyle bir tercihim var. Yani Barcelona'nın yıllardan beri şu mantığı var. Topu bizde olsun. Top çevirelim mantığı her zaman var bildiğin üzere. Hala bu mentaliteyle birlikte devam eden bir Barcelona var. Topu rakibe vermek istemeyen bir Barcelona var. Burada baskılı başlamak isteyen takım da Barcelona olacaktır. Burada kontra ataklarla birlikte United e oynayacaktır. Kontra uzun top bu şekilde Barcelona'ya gol atmaya çalışacaktır. Maçın ideal tercihi arkadaşlar. Şu an korner açılmamış fakat ilk yarıda en çok korneri Barcelona kullanır gibi geliyor bana. Zaten baskıyı kuran taraf Barcelona olacak. Hızlı çıkmak taraf isteyen de United olacak. O yüzden kornerleri burada Barcelona takımı kazanabilir. Burada en çok korneri Barcelona'ya ilk yarı için verebiliriz. Onun dışında ben burada e, Maçın beklentisine baktım. Maçın beklentisi 2-2'lik bir skor. Ben burada Barcelona tarafının yanında olmak isterim. Eğer ekstradan bir tercih isteyenler varsa korner oynamak istemeyenler ev sahibi 1.5 üstün oranında 1.56 gibi. Barcelona tarafından da bence 2 gol beklenebilir bu maçta. Level Kuzen Monaco mücadelesi. Güzel bir maç olacak gibi geliyor bana. Zaten şöyle her iki takımında hücum güçleri çok yüksek olduğundan dolayı direkt gollü bir maç beklenir gibi geliyor bana. Ben de tercihimi o yönde yaptım zaten. Mücadele genelinde ben var tercihinden ziyade bu maçta 2.5 üst tercihine gittim. Oran da 1.50 seviyesinde bir oranı var. Olası bir maçın 3-0'ı var mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her iki takım da çok formda. İvmeyi aldıkları zaman da 1'i 2'ye atabiliyor. 2'ye attıktan sonra eğer bir takım üçü de atarsa diğer takımını zaten moralmen yıkılacaklar. O yüzden KG var burada belki biraz daha riskli olabilir. Çünkü riskli olabilir. Çünkü maçın bir 3-0'ı var gibi geliyor bana. Olası bir taraf. Her iki taraftan da yapılabilir. Hatta aralarında oynanan son mücadeleyi Ve belki 3-0 kazandı. Onu da belirtelim. O yüzden bu mücadeleye KG var yerine ben burada 2.5 üst olaraktan da değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu, bu, yönde bir değerlendirme yapabilirler. Herkese bol şanslar. Geçtim bunu da. Juventus'la Nant mücadelesi. Deplasman tarafında önemli eksikler var. Özellikle Simon bu maçtaki en önemli eksik Nam tarafında. Juventus tarafına baktığımız zaman da önemli eksik olarak da Bremer bu maçta kartıcı alısı. Milik'in bir sakatlığı var. Devam ediyor. Pogba, Cuadrado gibi isimler de zaten kadroda bile yok. Onun dışında Chiesa, Di Maria, Vlaovic, Solda Kostic, sağda Sicilio, arkada Locatelli, Rabiot gibi isimler olacaktır. Ben burada yenmelerini bekliyorum. Fakat yenerken de en az 2 gol atmalarını bekliyorum. O yüzden ben burada ev sahibinin atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Ev sahibi 1.5 bir 1.41 gibi oranı var. Puan silme cezasından sonra takım biraz düştü. İlk maçını da kaybetmişti. Fakat toparlanan bir Juventus takım olduğundan dolayı ve burada da önem verecektir. Bence o yüzden ev sahibi 1.5 üstü 1.41 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Juventus'un atacağı 2 gol değerlendirmesi yapılabilir. Sporting ile Midland mücadelesi. Yani Lisbon zaten Midland'a göre kat kat daha iyi bir takım. Bunu belirteyim. Midland'da tempo oynayan bir takım. Hızlı çıkmak isteyen takımlardan bir tanesi. Ki gol, etme, gol atma ihtimali var mı? Var bence. Ben şöyle ideal bir tercih yaptım bu mücadelede. Ben burada Lisbon'un ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirdim. Lisbon zaten baskılı bir oyuna başlayacaktır. Kadro kalitesi zaten Midland'a göre neredeyse iki gömlek üstü olduğunu söyleyebilirim. Ev sahibinin ilk yarıda atacağı bir golü 1.34 gibi oran vermişler. Değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında ilk yarı biri de burada biraz daha yüksek oran isteyenler varsa da 1.60 seviyesine kadar bu oranı da çıkartabilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeallerinden bahsettim genellikle. Kupon oluşturacaklara bol şanslar. Dediğim gibi artık 300 seviyesinde like gelirse ben zaten kombin önermeye devam ediyorum. Like'larınızı bekliyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.